Başlayacağız. Firstly, what was the reason for tonight you lose against bu akşam Atletico Madrid? Neden kaybettiniz Atletico Madrid'e? Ne söylersin bu akşamla alakalı? Daha iyi bir takıma karşı oynadık. Sebep bu. Ben burada bireysel oyuncular olarak bahsetmiyorum. Takım olarak bahsediyorum. Biz iyi formda değiliz. İyi çalışmıyoruz. Gördüğünüz gibi son yıllarda onlar çok başarılıydı. Biliyorsunuz, savunmayı takım olarak yapan, hücumu takım olarak yapan, takım olarak oynayan takımlar başarılı oluyorlar. Yazık oldu. Çünkü 2-0 kaybettik ama 5-6 da yiyebilirdik. 5-6-0 da olabilirdi. Ben arkadaşlara da maçtan sonra söyledim, evet 2-0 kaybettik ama devam etmemiz lazım. Çünkü pazar günü önümüzde bir başka maç var. Önümüzde bir maç var. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyor. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Yeni teknik direktörümüz cuma günü geliyor. Sıfırdan tekrar başlamamız gerekiyor. Tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Kendimizi bırakamayız. Çünkü biz her zaman için başımızı dik tutmak zorundayız. Çünkü iyi oyuncularımız var ama mesele şu ki takım olmamız lazım. Bu antrenman yapmaktan, çalışmaktan geçiyor. Sıkı çalışmaktan geçiyor. Biraz da disiplin, mantalite, bu tip şeyler değişmeli. İyi çalışmadık dedin. Bundan ne kastettin? Bunu anlatabilir misin? Belki mantalitedir. Bilmiyorum ama ya iyi çalışmıyoruz. Ya daha fazla açıklama yapmam gerekmiyor bu konuda. Defalarca söyledim ben bunu. Daha iyi çalışmamız gerekiyor bu tip şeyler. Ama durum bu şu anda. Hiç kimseyi ben eleştirmiyorum burada. Çünkü artık bunun için çok geç. Eleştirmek için çok geç. Yani bizim de deneyimlerimiz var. Bir reaksiyon vermemiz lazım. Benim söylediğim şey şu. Ya hiç kimseyi suçlamıyorum. Yani bir teknik direktör giderken her zaman üzücü bir andır bu. Hepimiz insanız. Ve şunu söylüyorum. Ya futbolda bu normal. Çünkü sonuçlar kötü olduğu zaman kovulan ilk kişi hoca oluyor. Ben birçok teknik direktörün gelip gittiğini gördüm. Bu her zaman için üzüntü verici bir şeydir ama bu futbol. Devam etmemiz lazım. Umuyorum ki cuma günü başka şeyler yaparız, daha fazlasını yaparız. Senin de söylediğin gibi Wesley, yeni bir hoca geliyor şimdi. Gerçekten Mustafa Denizli çok deneyimli bir teknik direktör. Sen de takımın liderlerinden birisin, kaptanlarından birisin. Bazı problemlerle alakalı ona bir şeyler anlatacak mısın, konuşacak mısınız? Evet, durum öyle olursa ben onunla konuşurum. Ancak bir bekleyip görmek lazım. Geri döneceğiz şimdi. Herkes eşine, ailesine gidecek. Cuma günü de tekrar bir araya geleceğiz ve konuşacağız. Evet, konuşmamız gerekiyor. Bu normal.